Hiç video çekmek gibi bir planım yokken kargo kapımı çaldı ve ufak bir alışverişim elime ulaştı. Ben de hemen bunu sizinle paylaşmak istedim. Birlikte açalım istedim. Bu arada ilk defa kanalıma denk geliyorsanız ismim Rukiye. Bu kanalda kitaplarla ilgili videolar çekiyorum. Bugün de bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. D&R'dan yaptım bu alışverişimi. Ben normalde D&R'ı ve Idefix'i çok kullanmam. Çeşitli sebeplerle sevmediğim alışveriş siteleri bunlar. Ama genelde D&R'dan bana hep doğum günümde hediye kartları geliyor. O yüzden yılda birkaç kez D&R'ı kullanmış oluyorum. Gerçi bu siparişim çok hızlı geldi. Hakkını vermek lazım. Siparişi verdim. Ertesi gün yola çıktığına dair bilgi mesajı geldi. Ertesi gün de gündüz vaktinde elimdeydi. Çok çok şaşırttılar beni. Bir de aslında kullanmayı düşünmüyordum ben bu hediye kartımı. 100 TL'lik bir hediye kartım vardı. Ama çok acil bir şekilde elime ulaşması gereken bir kitap vardı. O kitabı sipariş ettim. Yanına da 3 tane çok çok uzun zamandır almak istediğim kitapları ekledim. Şimdi sizinle birlikte açacağım. İlk defa herhalde böyle sizinle birlikte kargo açılımı yapıyorum. Gerçi kutuyla birlikte karşınıza geldiğim oluyordu ama onların kapağı açıktı. Daha önce bakmış olduğum kitaplarda yani göstermelik oluyordu. Bu ilk olacak herhalde. Şöyle kitapları şu kenara koyayım. İlk göstereceğim kitap alışverişimi vermeme sebep olan kitap. O da Elizabeth Gaskell'in Cranford isimli kitabı. Elizabeth Gaskell, Victoria Devri İngiliz yazarlarından. Bu kitap bizim Kitapağacı Klasikler Kulübümüzün Mart ayı kitabı. Mart ayında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özellikle bir kadın yazardan bir kitap okumak istedik. O da Cranford oldu. Listeye almadan önce araştırmalarımdan hatırladığım kadarıyla Elizabeth Gaskell eserlerinde yoksunluk, yoksulluk, itilmişlik, kadın erkek eşitsizliği gibi toplumsal sorunlara değinen bir yazar. Bu anlamda çok merak ettiğim bir yazar ve önem verdiğim de bir yazar. Bir an önce okumam lazım çünkü birazcık geç kaldım ben. Arkadaşlarımın çoğu bitirdi ama yetiştireceğim 25'ine inşallah. Diğer göstereceğim 3 kitap dediğim gibi uzun zamandan beri listemde olan kitaplar. Bunlardan biri Kurtlarla Koşan Kadınlar. Bu kitap dünyada okuyan birçok kadının hayatını etkileyen, hayatlarında derin izler bırakan kitaplardan olduğu sürekli söyleniyor. Bu sebeple çok merak ettiğim kitaplardan biri. Ama bir türlü ne almaya ne okumaya fırsat gelmiyordu. Sonunda elimde olduğu için çok mutluyum. Umarım bu yıl içerisinde, çok güzel bir zaman dilimi içerisinde bu kitabı okurum. Bu arada yazar bir psikanalist ve bu kitabı 20 yılda tamamlamış. Ve yazar uzun bir süre vahşi kadın arketipi üzerine çalışmalar yapmış. Yine kurtlarla ilgili çalışmalar yapmış. Ve yine yorumlardan hatırladığım kadarıyla kurtlarla kadınlar arasındaki benzerlikleri keşfederek güzel böyle sağlam bir metin oluşturmuş. Bunun dışında beni ayrıca heyecanlandıran yine yorumlardan hatırladığım kadarıyla masallarla farklı çıkarımlar yapılarak anlatılması çok çok merak ediyorum. Bu kitabı okuyanlar da varsa yorumlarını paylaşırlarsa yine çok sevinirim. Bir diğer göstereceğim kitap şu an elimde olduğu için çok çok mutlu olduğum kitaplardan biri. Hem yazarıyla hem kitabıyla çok uzun zamandır tanışmak istiyordum. Özellikle Hakan Günden'in Kinyas ve Kayrasını okuduktan sonra biraz daha öne almak istiyordum. Yani dediğim gibi çok mutluyum. O da Louis Ferdinand Selye'nin Gecenin Sonuna Yolculuk isimli kitabı. Kazım Taşkan klasiklerinden çıkan bir kitap. Bu arada rahatsızım, kusura bakmayın, telaffuzu da tekleme ve sıkıntılar olabilir. Selin biliyorsunuz çok etkilenilen okurlar tarafından, hatta Hakan Günday gibi birçok yazar tarafından çok çok etkilenilen yazarlardan biri. Bu kitabı da dünya edebiyatında bir başyapıt. Çok uzun zamanlar geçmesine rağmen ölümünün üstünden birçok ülkede güncelliğini koruyan eserlerden biri. Benim de yazardan okuyacağım ilk kitap. Yazar hakkında farklı tezler de hatırlıyorum. Antisemitizm savuncusu olduğuna dair, hatta eserlerinde bu durumun izlenin görüldüğüne dair bir şeyler okumuştum. Bu anlamda çok çok merak ediyorum. Hatta bu sebeple ülkesinde çok çok tartışılan yazarlardan bir tanesi. Çok yakın bir zamandaydı, yanlış hatırlamıyorsam 2010'lu yıllarda ülkesinde ulusal anma listesine bu sebeple girmemiş yazarlardan bir tanesi. Dediğim gibi merak ediyorum. Hem yazarı hem kitabı çok çok merak ediyorum. Aranızda okuyanlarınız varsa muhakkak yorumlarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Son olarak göstereceğim kitap yine uzun zamandır listemde olan bir kitap. O da Burhan Sönmez'den
İstanbul İstanbul isimli kitap. Bu kitap aslında yıllar önce bir röportaj vesilesiyle listeme girmişti. Ama işte o kadar çok alınacak ve okunacak kitaplar var ki hep ertelenenlerden oldu. Geçenlerde Dileda'nın videosuna denk gelmiştim ve yine aklıma düştü. Dedim ki bu sefer ertelemiyorum, ilk siparişimde ekleyeceğim diye. Çok böyle duyulan ve birçok kişinin elinde gördüğüm kitaplardan biri değil. Ama muhakkak okuyanlarınız vardır. Varsa yorumlarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Bu arada hani duymayanlar, okumayanlar için bir fikir edinmesi açısından arka kapağını okuyabilirim. Bir çocuk karanlığa kalmış ve dar sokakta yönünü şaşırmışsa orası İstanbul'dur. Eski sevgilisini bulmak için maceraya atılan gencin, siyah tilki kürkünün peşine düşen avcının, fırtınada sürüklenen geminin, dünyayı bir elmas gibi avucuna almak isteyen prensin, boyun eğmemeye yeminli son isyancının, şarkıcılık hayaliyle evden kaçan kızın, para babalarının, hırsızların ve şairlerin vardığı kent İstanbul'dur. Her hikaye burayı anlatır. Pus dağıldıkça çoğalan renkleriyle surları, kuleleri, kubbeleriyle İstanbul, kırmızı bir şal, siyah bir hırka, berber Kamo'nun dükkanı, Şerafet Bey'in saati, Küheylan Dayı'nın tabancası, yerin 3 katı altında küçücük bir hücrede 4 adam, titreyip kıvranarak hikayeler anlatıyorlar birbirlerine, kaygıyla ve kahkahayla. İstanbul'daki zamanı geçmiş ve bugün diye ayırmak yerine yer altındaki ve yer üstündeki zaman diye ayırarak anlatıyorlar diye devam ediyor arka kapağı. Dediğim gibi duymayanlar varsa bir fikir oluşturması açısından okudum arka kapağını. Ve gerçekten çok çok güzel, sağlam yorumlar aldığım kitaplardan bir tanesi. Büyük bir merakla da okuyacağım inşallah. Benim aldığım 4 kitap bunlardı. 4'ü de çok güzel kitaplar. Aralarında okuduklarınız varsa muhakkak yorumlarınızı bekliyorum. Bir de son zamanlarda okumayı planladığım daha doğrusu kitapları size göstermek istiyorum. Bir saniye. Getirdim. Bunlardan ilki Cengiz Aytmatov'un Toprak Ana isimli kitabı. Zaten 2019 okuma planımda söylemiştim. Bu yıl okuma hedeflerimden bir tanesi Cengiz Aytmatov'la tanışmak ve birkaç kitabını okumaktı. Toprak Ana ile başlangıç yapacağım. Zaten Gün Olur Asra Beder isimli kitabı bizim Klasikler Kulübümüzde bu yıl içerisinde okuyacağımız kitaplardan bir tanesi. Bir de elimde Beyaz Gemi isimli kitabı var. Yani bu yıl içerisinde minimum 3 tane Cengiz Aytmatov kitabı okumayı planlıyorum. Artık diliyle, kendisiyle tanışmak istiyorum. Aytmatov'dan siz neler okudunuz? Yine aşağı yazarsanız sevinirim. Bir diğer kitabım da Türk Edebiyatı klasiklerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Efsuncu Baba isimli kitabı. Biliyorsunuz Türk Edebiyatı klasiklerinin İş Bankası Kültür Yayınları'ndaki Mus serisini topluyorum. Büyük bir zevkle topluyorum. Ve yavaş yavaş da okumaya başlıyorum. Sırada okuyacağım kitap da Efsuncu Baba olacak. Yakın zamanda okumam gereken bir diğer kitap ise Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm isimli kitabı. İletişim Yayınları'ndan çıkan bir kitap. Şu an Can Yayınları'ndan çıkıyor. Bendeki eski baskılarından en son 2016 baskısı. Gerçekten 2016'lardan beri kütüphanemde olabilir. Çok uzun zamandan beri var ve o kadar güzel yorumlar okuyorum ki Latife Tekin'in bu Sevgili Arsız Ölümüyle ilgili. Bir türlü ama elim gitmiyordu. Şu an bu ay içerisinde bu kitabı okuyacağım için çok çok mutluyum. Çok da merak ediyorum. Bu arada bu kitabı Kocaeli Kitap Ağacı ile birlikte okuyoruz. Ve biz de yine Klasikler Kulübü'nde yaptığımız gibi Mart ayı vesilesiyle bir kadın yazar okumak istedik. Oylama sonucunda da çok mutlu olduğum Sevgili Arsız Ölüm seçildi. Bunu da bu ay sonuna kadar okumam lazım. Yine bu ay içerisinde hatta 25'ine kadar okumam gereken kitaplardan bir tanesi alışverişte gösterdiğim ve söylediğim gibi Elizabeth Gaskin'in Cranford isimli kitabı. Ve son olarak bir tane kitap okuyorum. Bunu da göstermek istedim. O da Kim Korkar Ölümden isimli kitap. Mrs. Kitap'tan çıkan bir kitap. Bayağı kalın kaç sayfalık. 430'a yakın sayfalık bir kitap ve ben şu an bunu
okumaya başladım. Aslında çok güzel gidiyor ama bu bir hafta içerisinde okumam gereken iki tane kitap var. Cranford'la Sevgili Arsız Ölümü yetiştirmem gerekiyor çeşitli kulüplere ve toplantılara. O yüzden bu büyük bir ihtimalle Nisan'a kalacak. Nisan ayında tamamlayacağım. Bu kitabı da okuduysanız yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. İlginç ve güzel ilerliyor. Bu kitaplar arasından da okuduklarınız varsa şöyle bir toplayayım. Bu kitapların arasında da okuduklarınız varsa tabii ki de yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Eğer okumayı planlıyorsanız birlikte de okuyabiliriz bu kitapları. Dediğim gibi 25'ine kadar Cranford'u, ayın sonuna kadar da Sevgili Arsız Ölümü bitirmemiz gerekiyor. Eğer eşlik ederseniz bana Instagram'dan da mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bunlar bulunuyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve tabii ki de kitapla kalın.